Şimdi konuşmaları yapmak üzere Dilovası Belediye Başkanı Sayın Ramazan Ömeroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, kurum müdürlerimiz, hayatımıza yön veren kıymetli öğretmenlerimiz, aydınlık yarınlarımızın teminatı, sevgili gençler, kıymetli hemşehrilerimiz, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Sevgili gençler, binlerce şehit vermek suretiyle tüm imkansızlıklara rağmen kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni ebediyete dek korumak ve sizden sonraki nesillere daha müreffeh şekilde teslim etmek asli hedefimiz olmalıdır. Bağımsızlık eşaresini yakaladığı bu tarihi günün anlam ve önemini kavramak, o gün ortaya koyulan çelikten iradeyi örnek alarak bugüne tatbik etmek zaruri bir durumdur. Milli ve manevi değerleri asla ayaklar altına atırmayarak her geçen daha da gelişen bir Türkiye hedefinden bir an bile uzaklaşmadan bizlere ve sizlere emanet edilen bu topraklarda bilhassa bilim, eğitim, teknoloji ve sanat alanlarında ortaya koyulan eserleri daha da geliştirecek birçok dünya ülkesinin karanlık emellerinin hedefinde olan ülkemize hizmet edeceğiz. Hedeflere giden yolda şahsım ve belediyemize düşen her ne varsa imkanlar dahilinde sizlerin emrine sunmak, sizlerin eşsiz fikirlerine ve projelerine destek olmak adına her daim hazır olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Konuşmamı niyete edilirken siz kıymetli gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum. Programımıza teşrif eden tüm katılımcılara saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.